Üstten ineyim ben. Pencerede bekliyordur. Cengiz mi yaptı onu? Yapma Ezel. Bu ne ki? O yapmıyor kötülüğü. Biz yapıyoruz onu. Doğru. Korkmuyor musun hiç? Senin sonunda onun gibi olacak diye. Doğruyu söyle. Bu kız bir gün beni de harcayacak demiyor musun? Sen? Sen demiyor musun? Bu adam bir gün beni de harcayacak diye. Her gün. Ne zaman başlıyoruz? Başladık mı? Özledin mi lan? Hı? Neler oluyor dayı? Gerçeği söyleyecek misin bana? Bir sürü gerçek var Ezel. Hepsini tam söylemezsem gerçeği söylemiş olmam sana. Geçen haftayla başla. Hı. Nereye gittin? Tevfik'i de aldın yanına. Benden ne saklıyorsun dayı? Şu kumarhane olayı. Sen Ali'nin tepesine çökünce Ali yanaştı bana. Kendini Selma Hanım'ı tehlikeye attın bana yardım etmek için. Ama sadece bana yardım etmek için. Artık bu alemde senin de sözün geçiyor. Sırf benim için mi girdin yine o dünyaya? Gerçeği söyle dayı. Gerçeği söylersem belki ben de sana yardım ederim. Mesele şu ki Ezel. Ben istemesem de sen yardım ediyorsun bana. Bak Ezel. Sen kendi oğlumdan, öz oğlumdan ötesin bana. Bu dün de böyleydi, yarın da böyle olacak. Nasıl görünürse görünsün, bir gün nerede bulursak bulalım kendimizi, bu böyle olacak. Ezel, ben seni hiçbir kötülüğe yedirmem. Yedirmem. Nasıl görünecek dayı? Bir şeylerin peşindesin. Ya da bir şeyler senin peşinde. Anlatmıyorsun. Nereye gidiyoruz dayı? Anlatırsan bir gün beni karşında bulacağından mı korkuyorsun? Ezel. Bir gün beni karşında bulursan sana tam gerçeği daha söylememişimdir. Bunu böyle bil. Gerçek. Ali ile Yaşan Cengiz'e oyun yapmayı kabul ettiler. O zaman çıkar kılıcını kınından. Yeter bilediğin Ezel. Yeter. Kullan kılıcını. Önce gerçeği öğreneceğim dayı. Önce Yaşan'dan gerçeği öğreneceğim. Gerçek. Bazen gerçeği saklamak Ezel. Sevdiğine merhamet etmektir. Sevdiğine değil dayı. Kendine merhamet etmektir o. Hava soğudu Ezel. İstersen gel benimle sen de.
okula geç kalıyorsun. Küstün mü bana kardeşim? Sana güvenmedim diye. Beni gözünde fazla büyütme be Tefo. Ben zaten bu kadarım işte. Akıllı olayım diyorum. Bir daha Tufa'ya gelmeyeceğim diyorum. Yok. İstediğin kadar didin. Sevdiğim adamların kanları. Ne yapsam üzerime bulaşıyor. Anladın değil mi telefon? Ne yapsak olmuyor. Ne yapsak bir yolunu buluyor bu şerefsizler. Bize sevdiklerimizi öldürtüyorlar. Anladın değil mi? Bir gün gelecek bizi birbirimizi öldürtecekler. Yok. Sakın yok deme. O kadar da aptal değilim ben. Görüyorum. Bir gün birbirimize çevireceğiz o silahları. Ben onu çoktan yaptım be Ali abi. Çektiremediler bana o tetiği. O gün geldiğinde bana bir iyilik yap kardeşim. Benden önce. Benden önce çek o tetiği. Çünkü sen çekmezsen ben çekerim. Belki de o gün hiç gelmez be Ali abi. Gelmez belki. Ne onlar? Fotoğraflar, anılar. Ben içerideyken. He ne? Bu ne lan? Saç sakal. Kara delik misin lan sen? Dayı da varsa şantaj yapar bunlarla sana. Eyşan'a vurdum. Haklıymışım, aldatıyormuş beni. Yapanı bulacağım. Bulunca da öldüreceğim. Gerçeği biliyorsun artık. Yine de alacak mı beni içeri? Bak burada pimpon oynuyoruz. Küt atıyorum. Iskalamışsın lan. Bak top nerede? Şampiyon oldum. Heh. Kupam bile var. Aferin lan. burası ne böyle ya? Hapishaneye benzemiyor pek. Benzemiyor. Bakırköy Devlet Hastanesi, mahkum koğuşu. Ben içeri ilk girdiğimde biraz
Balatayı biraz sıyırmışım. Beni oraya gönderdiler. Yo, kebap. Bunlar da diğer mahkum arkadaşlar. Bu mürekkep lekesi sensin değil mi? Tefos, sen beni ilk Ramiz dayı sokmadı bu işe. Ben Ömer'i tanıyorum. Niye söylemedin? Ha oğlum, niye bir şey demedin? Seni öldüreceğime şeref sözü verdim Ömer'e. Ömer'e mi? Dayıya değil mi? Ömer mi istedi? Ömer istedi. Ama işte dedin sen de. Yapamadın. Sonra niye söylemedin? Ömer'i tanıdığını niye söylemedin? Yapamadım. İlk seferinde yapamadım. İkinci seferinde yapamadım. Ama bu sefer... Sen benim tarafıma geçtin. Benim tarafıma geçmedin mi lan? Benim tarafıma geçtin. Bu sefer yapsam... Ömer'in öcünü alsam... Ben günah işledi diye kendi kardeşime sıktım abi. Ben günahsız Eren'i vurdum. Ben de şimdi senin gibi... Şimdi ben senden daha pis bir katil oldum abi. Seni mi vuramayacağım? Ne oldu Ali abi? Demin diyordun ya. Hani önce sen sıkacaktın. Ne duruyorsun? Dediğini yapayım mı istiyorsun? Peki. O yüzden işkembeden öyle sallama abi. Sen o tetiği çekemezsin. Ben de çekemem. O iş bitti artık, kapandı. O yüzden beni zırt pırt arabalara kitleme. Arkandan iş çeviriyormuşum gibi bakma bana. Hainsek ikimiz de hainiz. Sen niye yaptın bilmiyorum. Ama ben senin için Ömer'e hainlik yaptım. Yapsın. Yapsın değil mi? Yaptım. Önce geri dönüşü vardır dedim. Hainim ya, nasıl olsa gene yaparım dedim. Bana öyle öğrettiler abi. Ama yanlışmış. Sadakat, başkası istediğinde hain olmak değilmiş Ali abi. Sadakat, kendine sadık olmakmış. Ben bunu seninle öğrendim. Bir konuştun, bir konuştun Metefa. Tefo, bana onu anlatsana. Bana Ömer'i bir anlatsana. Anlatacağım. Anlatacağım abi. Ama önce küçük bir işim var. Ömer'in bir emaneti var. Onu vermem gerek.
Sana değil. Kime? Eyşan'a. Aldatıyorum dedi. Ha, kimle? Ne kadardır? Ha, niye inanayım ben bu kıza? Hayatta ne zaman gerçeği söylemiş ki inanayım? Ha, kızmıyorum Eyşan'a. Niye biliyor musun? Niye? Beni kendime getirdi de ondan. Ben derin bir uyku çekmekteydim. Beni o uykudan uyandırdı Eyşan. Nasıl bir uyku yani? Aptallık uykusu. Saflık uykusu. Hani kendini inandırırsın ya böyle. Hiç olmadığın bir şey gibi davranırsın. Sen de inanırsın. O uyku işte. Ona ne diyelim? İyi insancıkların uykusu. Uyanınca ne oluyor peki? Uyanınca ortak... Uyanık bir adam oluyorsun yine. Kim sana ne yapıyor, fırsat nerede, tehlike nerede? Şak görüyorsun. Beğendin mi tabancayı? Çantanın yeri tamam. Da. Fermuar öbür taraftaydı. Ne yapacaksın onunla? Şu Eyşan'ın ki... Akıllı herif değil mi? Seni atlattığına göre. Oyunu da seviyor. O mücevheri kapışı, burnumun dibinde karımla sevişmek falan. Seviyor. Tehlikeyi seviyor. Belki tehlikeyi değil, karını seviyordur. Sırf Eyşan'ın olayı değil bence. Benden de bir şeyler almanın olayı var. Bence. Benle de ilgili yani. Kim var öyle? Bir düşünüyorum. Sen varsın. Hani uyanmıştın Cengiz? Fermuarı fark edene kadar önünde olup bitenleri fark et. Niyeymiş? Tam senlik iş. Yaptın desen. Sensin lan o desen. Silahı doğrultsan. Ne diyeceksin? Nasıl kurtaracaksın kendini? İki şeyle. Bir... Eğer ben Ayşan'ı senden almak istesem, ben Ayşan'ı senden alırım Cengiz. Sen beni durduramazsın ki. Ayşan'ı istesem, Ayşan benim olur. İyisin, hoşsun, masada rakibimsin. Ama iş kadın olunca orada rakibim değilsin Cengiz. Beni vuracaksan vur da, o kadar da hafife alma beni. Ha, bu da iki. Al. Birini vuracaksan kurşunun faydası olur. Zaten ilk ihtimal sen değildin ortak. Nereye? İlk ihtimali ortadan kaldırmaya. Geliyor musun? Geliyorum. Ama saçma bir şey yapma diyor. Peki sana güvenebilecek miyim? Diyelim çok saçma bir şey yaptım. Yine alacak mısın beni buraya?
Ayşan Yiğit! Bir şey söyleyin! Ayşan! Ayşan! Tamam. Bitti artık. Nedir? Otelle ilgili bir şey mi? Konuşsana Ali. Getirdin beni buraya apar topar. Eyşan, bu konuştuklarımızı Cengiz'in duymaması lazım. Listeye eklerim. Bu Tefo var ya, Tevfik. Hikayesi uzun. Şimdi bu Tefo, ben bunu işe aldım. Ama o zaman bilmiyordum. Artık benim adamım o. Yani ben neysem o da o. Yani bizim gizlimiz saklımız yok. Gerçi varmış. Bugün şey. Ben Ömer'i tanıyorum. Biliyorum. Bir şey istediğinden değil. Bizden o da. Ne yapıyorsunuz siz ikiniz? Ne oynuyorsun Ali? Neyin peşindesin sen? Yok, Ali abiyle bir alakası yok. Bu kadar çirkinleşeceğini hiç tahmin etmezdim. Ömer'in bir emaneti var bende. Size vermemi istedi. Ali söyle kessin şunu. Hiç komik değil. Bana her gün size anlattı. Ben gittim. Doğru söylüyorum. İnanmıyorum. Önce inanmayacaktır. Montajlı fotoğrafları mı göstereceğim? Hı. Ne diyeceğim? Onu sevdiğinizi söylemediniz hiç. Yanlış. Sadece son gün, son gece. Bir kere seni seviyorum dedi bana. Kim söyledi? Kim söyledi? Ömer. İnanmıyorum. Kasınızda kanca şeklinde bir yara izi var, belli olmuyor. Dinlemeyecek. O kapıyı açıp kaçmaya çalışacak. Eskiden açılırdı. Artık kapalı. Nerede olduğunu sor ona. Daha önce oraya gelip gelmediğini sor. Buraya daha önce de geldiniz. Gelmedim. Ömer'den kaçarken o kapıdan geçmeye çalıştınız. O yara da öyle oldu. Hayır. Tuttum onu. Bırak beni dedi. Bırak gideyim dedi. Ben seni koruyacağım demiş. Ben o kadar seviyorum ki seni. Ben kötü bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Yapamazsın. Yetmez. Ben seni zannettiğin kadar iyi biri değilim. Öylesin demiş. Benim gözümden baksan kendine, o zaman anlarsın ne kadar iyi biri olduğunu demiş. Bırakmam. Bırakmam seni. Kimselere bırakmam seni. Kimden korkuyorsan. Herkesten, her şeyden korurum seni. Öyle çok seviyorum ki Eyşan. Bırakırsam yaşayamam kız seni, anlasana. Yeter. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun işte. Sakın bir kelime daha deme. Sakın bir yalan daha söyleme. Ne? Niye biliyor musun? Çünkü inanırım. Yalan da olsa, şimdi siz de Ömer'in dediğine inanın. Ömer. Ne dedi? Benimle ilgili ne dedi sana? Ya inanmazsa? İnanacak. Sonra? Benimle gelmeniz gerekiyor. Ali? İkimiz. Son bir kez Ömer'le konuşmak istemiyor musunuz? Nereye geldik? İntikam almaya. Tam olarak kimden? Tam olarak şundan. Mesut Süre, 34 yaşında, evli, antikacı. Ne kadar mutlular değil mi? Canlarım.
Nereden biliyorsun Cengiz? Nereden çıkardın adamın bu olduğunu? Daha tam bilmiyorum ama öğreneceğim. Nasıl? Bir şeyi gerçekten öğrenmenin tek yolu var ortak. Kendisi söyleyecek. Herkes gerçeği aradığını söyler. Herkes gerçeğin onu kurtarmasını bekler. Ama seni özgür bırakan gerçeğin değil, sonunda kavuştuğun yüzüdür sevdiğinin. Dikkat et. Sen? Benim de öğrenmem gereken bir şey var. Ben de oraya gideceğim. Gerçeği öğrenmek için kimi kendini ortaya atar? Kimi de başkasını ateşe atar. Güzel ev var değil mi? Ne zamandır takip ettiriyorsun? Bir başkası hakkında her şeyi bir günde öğrenirsin istersen. 2 yaşında bir köpeği var. Herkül. 4 yaşında da bir kızı. Rüzgar. İstediği her şeyi var bu adamın. Ama sahip olamayacağı tek şeyi istedi. Eyşan'ı. Ama çaresizce aradığın şey gerçek değil aslında. Burası mı? Sen bir kutuda bırakıp gittiğin kendini arıyorsun aslında. Sen fazlasını bilmek istemiyorsun arkadaş. Nasıl? Tamam, geliyorum ben hemen. Sen sadece bir gün senin de sevilebileceğini bilmek istiyorsun. Konuşalım mı? Vaktin varsa. Yolda konuşsak olur mu? Yaparsan yap, sevilmiyorsan eğer, seni gerçek değil, sokaktan seçtiğin rastgele birini kurban etmek kurtarır. Acil durum, hemen antik kafeye gel. Korkuyorsun değil mi? Yo, niye korkayım?
aynı şeyleri söylerim diye. Korkma abla. Benden bir kere çıkar o laflar. Ne söyleyeceksin o zaman? Diyeceğim ki... senle ben... o gün hiç olmamış gibi yapsak. Nasıl yani? Yani farz et ki ben hiç demedim o lafları. Bilmiyorsun farz et. Eskisi gibi. Bahar. Bırak Ali abin olayım ben yine. Niye öyle bir şey istiyorsun ki? Değişeceğim ben Bahar. Koydum kafaya. Sen olursan... yani sana bakınca ben daha birçok istiyorum. Değişeyim. Ne bileyim... iyi bir adam olayım. İyilikler yapayım. Belli mi olur? Becerirsem... bakarsın sen de beni... öyle görürsün belki bir gün. Başka türlü. Yani benim seni gördüğüm gibi görürsün. Ama... yok, hemen değil. Sen şey yapma. Kendini sıkma. Unut o dediklerimi. Düşünme şimdi, tamam mı? Ali abi de... Ali abin olayım. Eyvallah. Ama etrafında olayım. Olmaz mı? Olmaz. Niye? Çünkü dedim bir kere. Daha demem, açmam ağzımı. Fark etmez ki, söyledim bir kere. Ali abim olamazsın bir daha. Ne olacağım ben? Öbürü de olamıyorum. Nasıl geleceğim yanına peki? Arkadaşım olarak gelebilirsin istersen. Arkadaşın olarak geleyim. Her gün oraya oturuyor. Sudoku çözüyor. Borsaya bakıyor. Cengiz ne biliyorsun? Dün kalkan uçak. Hani Eşan kaçırdı. Oradaymış. Nereden biliyorsun? Yolcu listesini kimseye vermezler. Ben kimse değilim. Ben Cengiz Atay'ım. Son anda bilmiş. Evet, yan koltuktaymış. Bu mu yani? Cengiz, sen sağlıklı düşünmüyorsun. Müzayede'nin raporu. Telefonla katılanlar. Mesut Süre. Adam antikacı, tesadüf olamaz mı? Bu olabilir. Bu da olabilir. Hadi bu da olabilir. Ama hepsi bir arada, tesadüf olabilir mi sence? Takip ettirmediğin kimse var mı? O kimse değil. O Eyşan Atay. Cengiz Eyşan'ı takip ettiriyor. Burada mı oturuyordu? Karşınızda. Karşınızda oturuyordu. Ne yapıyordu? Yazıyordu. Bana mı bıraktı? Size yazdı. Kağıt vermiyorlardı. Eyşan,
Ne zaman unuttun beni? Daha benleyken mi unuttun? Tamam yeter, okuma istemiyorum. Her şeyi mi unuttun? Benden bana bakarken mi vazgeçtin? En fenası ne biliyor musun? En fenası buradan çıkacağımı hayal etme. Sen kapıda beni bekliyor olacaksın. Ağlıyorsun. Ben çok yaşlanmışım. Ama sen aynısın. Ağlıyorsun. Ben hem ağlama istiyorum. Kıyamıyorum. Hem de daha çok ağlı istiyorum. Yetinemiyorum. Ben gidiyorum, sen peşimden geliyorsun. En fenası ne biliyor musun? Sen bu hayali hak etmiyorsun. Yine de hayal etmeden yaşayamıyorum. Ben bu kapıdan hiç çıkamayacağım. Ama hayalimde sen bu kapıda beni bekliyorsun. Ve ben o hayali kurmadan kendi içimde duramıyorum. Ömer... Ben sen bu soruyu hiç ama hiç hak etmiyorsun. Ama sormadan duramıyorum. Hepsi yalan mıydı Eyşan? Beni bir gün bile sevdin mi? Hepsi oyun muydu? Ben buradayken gerçeği söylemeyeceğini biliyorum. Ama bak, artık yokum. Ömer. Artık beni kandırmana gerek yok Eyşan'ım. Kimse duymayacak seni. O yüzden doğruyu söyle. Başından beri oyun muydu her şey? Yoksa bir ihtimal var mıydı? Senin beni hep sevdiğin, mutlu olduğumuz bir ihtimal. Bir an için bile var mıydı Eşen? Vardı. Vardı Ömer. Her şey oyun değildi. Yemin ederim değildi. Kimse yok. Sen de yoksun. O yüzden inan bana ne olur. Yemin ederim bir ihtimal daha vardı. Yeter Cengiz. Tamam. Hadi biz de kalkalım. Ben Eyşan'ı almak için ne kadar uğraştım biliyor musun sen Ezel? Nelerden vazgeçtim, neleri göze aldım biliyor musun sen? Herkesten çok sevdim ben onu. Ömer'den de mi? Özellikle Ömer'den. Ben Eyşan'ı kazandım Ezel. Ben onu hak ettim. Bu kim? Kim bu herif? Nereden gelmiş? Kim bu? Bunun yaşamasına nasıl izin veririm ben? Belki bu yapmamıştır ortak. İyice bir öğrenelim ha. Bu yaptı. Bu. Bu yapmadıysa ortada bilmediğim başka biri var demektir. Her an her istediğini yapan Eyşan'a. Bu yapmadıysa o herif beni yendi demektir. Eyşan'ı kazandı demektir.
nerede, o herif nerede bilmiyorum. Ama bunu biliyorum, o yüzden bu yaptı. Bunu yapmış olması gerekir. Ne dediğini duyuyor musun sen? Saçma sapan bir şey yapmana izin verir miyim sanıyorsun? Ya, nasıl durduracaksın beni? Gerekirse böyle. Seni niye buraya getirdim zannediyorsun? Getirmesen de gelirdim Cengiz. Aynen. Seni buraya getirdim. Çünkü biz sen öldürebilirdin beni. Cengiz saçmalıyorsun. Ortak demek gereğinde suç ortağı demek. O yüzden aptalca bir şey yapma. Tamam mı? Cengiz. Cengiz. Nasıl? Beğendin mi? Bir şey söylesene. Eşan beğenmez mi? Olmamış mı? Bir şey desene Cengiz. Ya abi nasıl söyleyeyim ben şimdi sana bunu? Yumuşatarak. Abi bu ev... dışı güzel, şirin falan ama... içi çok zevksiz be abi. Kadın ruhuna öyle bir hitap etmiyor ki eşan bu eve girse senle evlenmekten vazgeçer. Niye çok uğraştın lan? Olmamış mı? Ne yapayım şimdi? Arkadaşlık mı yapayım, yalakalık mı? Yalakalık yap. Sen söyledin şimdi değil mi buraya eşana? Abi onu diyorum işte, söylemedim. Nasıl yani, bilmiyor mu? Ya haberi yok mu? Sürpriz işte, sabah getireceğim. Bak ne yapacağız? Sabah siz yataklarınızda osura osura uyurken Cengiz kardeşim buraya gelecek. Erkenden. Bir iki bir şey alacak çarşıdan. Vazo falan. Kadın ruhu. Ortalığı iyice halledecek. Ondan sonra da anahtarı götürüp Eyşan'ın kapısının önüne bırakacak. Tamam mı? Sen gitme ama. Sen orada olma. Kendi gitsin baksın. Nasıl? Yapar mısın? Cengiz cidden yapar mısın lan? Çaresiz yapacağız. Eyşan yengemiz artık. Evet ya Cengiz. Evet dedi bana. Evleniyoruz biz. Evleniyorum abi. Tamam tamam. Çorbada bizim de tuzumuz olsun o zaman. Sakın bir şey demem ha. Yok abi. Senin taktiklerin olmasaydı kapamazdım ben bu kızı zaten. O kadarını biliyorum yani. Sen güven bana. Su alabilir miyim? Tabii. Bir de şu paltomu rica etsem. Lütfen. Sağ ol. Kamil, hemen içeri gel. Bir de maymuncuk bul. Hastaneden çıktı. Tek başına. Takip ediyorum. Tamam. Kasma çok kendini. Bir yaramazlık yapacağını sanmıyorum bugün. İşim tamam abi. Ne dedi Eşan? Ne cevap verdi? Evet.
Mesut Süre, ne bulabiliyorsan bul abi. Bir şey bulamam Ezel, vakit yok. Gerçekten öldürecek mi adamı? Niye o adam? Çünkü yanlış yerde, yanlış zamanda. Cengiz gibiler için yeterli sebep. Nasıl durduracaksın? Gerekirse asıl aradığı adamı Cengiz'e göstererek. Bütün plan bozulur o zaman. Bozulsun. Bugün masum biri daha benim yüzümden ölmeyecek abi. Seni de alıkoydum işinden. Arkadaşlar böyle günler için. İyi olacak Elif, merak etme. Bu kadar uzun sürmemesi gerekiyordu. Nereden biliyorsun sen? Sen buradasın çünkü. Senin olduğun yerde kötü bir şey olmaz ki. Gideyim mi ben? Bahar. Yani yanlış anlama. Yani iyi olacak inşallah tabii ama yeni tanıştım dedin. Seninle olayı ne bu kızcağızın? Ameliyata girmeden önce yaşayacaksın dedim. Söz verdim ona. Umut vermek için. Hı hı. Hem ona hem kendime. Bana hocalık ettiğiniz için teşekkür edemedim size. Teşekkür edecek bir şey yok kızım. Çok maharetli oğlan. Elleri kuvvetli. Oğluma benziyor elleri. Ömer'e benziyor. O da çok sevdi. Hep sizi soruyor. Ah, sen bu saatte buraya hatır sormaya mı geldin? Bu ne kızım? Ömer'in yıllar önce bana yollamış. Bir de not var. Şimdi niye soruyorsun bunu bana? Onca yıl sonra. Şimdi mi soruyorsun? Şimdi geçti elime. Neyin anahtarı olduğunu bilmiyorum Mümtaz amca. Neresi bu? Ömer bunu bana niye yolladı? Özledin mi sen Ömer'i kızım? Çok.
Ben de çok özledim. Sen en çok neyini özledin Nurhan? Her şeyini. Gülmesini en çok. Dünyada hiç kötülük yokmuş gibi gülebilmesini özledim. Ben en çok sesini özledim. Baba, deyişini özledim. Sanki her şeyin cevabını benden istermiş gibi. Baba. Küçükken elini sakalımın üstüne koyar, böyle gezdirirdi. Onu özledim. O içeri girince oda aydınlanırdı. O aydınlığı özledim. Benim oğlum öldü. Mümtaz amca. Sana kızmıyorum kızım. Ama seni kıskanıyorum. Şu arkadaki patikadan çık. Evlerin bittiği yerde tek ahşap bir ev göreceksin. Bu anahtar o evin. Niye kıskanıyorsunuz? Benim özlediğim Ömer gitti. Bir daha gelmeyecek. Senin özlediğin Ömer, senin Ömer'in o evde. Seni bekliyor. Bu yüzden kıskanıyorum. Mümtaz amca. Hadi git kızım. Git. Ömer'e git. Git. Ne bekliyorsun? Hadi koş. Ne bekliyorsun? Ömer'e git. Baba. Baba ben bitirdim. Ben de bitirdim. Bitirdik baba. Baba oğul birlikte yaptık. Birlikte. Al baba. Yok oğlum o senin. Yok baba. Senin de bu ev. Sende de duracak. Sonra benim beceremediğim bir şey olursa gelirsen el koyarsın duruma. Sen halledersin. Öyle diyorsan. Baba, iki dakika bir oturalım mı? sizin de rızanız olursa Eyşan'ı isteyelim mi baba? Eğer siz de uygun görürseniz. Sen hatırlamazsın. Aran daha yeni fena olmuş. Ben işte öyle bir köşeye çökmüşüm. Gözüme de iki yaş birikmiş. Nereden gördüysen. Koşarak geldim. Ufacık ellerinle yüzümü ha böyle sildim. Sonra da koştura koştura gittim. Hani görmemişsin gibi. Hiç hatırlamıyorum. İşte o gün dedim. Mümtaz dedim. İnsan evlatlarını hiç ayırt eder mi? Etmem elbet. İkinizin yeri ayrı. Ama bu Ömer var ya dedim. Bu senin dünyada yaptığın en iyi şey. İşte Allah bana bu canı bugünleri görmem için vermiş. Baba. Bir baba oğluna öyle ana gibi sık konuşmaz. Bir kere de. O gün bugünmüş. Ben seninle gurur duyuyorum oğlum. Allah sana da
Senin gibi bir evlat versin ona. Geçmişi hatırlamak ne korkunçtur. Geleceği değiştiremiyorsan eğer. Ali. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Gerçeği yine de öğrenmek için yalanlardan örülü bir ipe tutunmak ne korkunçtur. Korkunçtur sonunda gördüğün gerçeğin en çıplak, en gaddar, en acımasız yüzü. Cengiz! Hoş geldin ortak. Ama en korkuncu, her şeye sahipken bile gerçeğin değil, bir anının, bir hayalin, bir hayaletin peşinden koşmak. Verdin mi Ömer'in emanetini? İyi. Hadi bir yere gidelim. Bana Ömer'i anlat. Ben öyle güzel şeyler anlatamam sana abi. Olsun. Senin bildiğin Ömer değil, sana anlatacağım. Ben Ömer'i hatırlamak istemiyorum ki. Bana öyle bir Ömer anlat ki hatırladığım Ömer'i unutayım. Tamam abi, boş ver, değmez. Katil edeceksin lan beni. Boş ver abi, sağ ol. Vallahi. Dur lan dur. İstiyor musun sen burayı, bu mudur? Dur, dur. Ali abi, boş ver abi, yetmiyorsa paramız yetmiyordur. Ben dedim oğlum, beni de yanında götür diye. Pazarlıktan anlarım ben, ince iş bilirim. Ne dedin, ne dedin? Çocuğa vermezsen bu ev helali dedim. İnce olmuş, sağ ol be Ali abi. Hop hop, adam arabayı çalıyor lan. Ali abi, adam arabayı çaldı. Dur oğlum dur, çalmadı lan, çalmaz, tamam. Yok abi, Ali abi, o araba senin. Yok ben karlı çıktım. Her
herif de bana motorunu verdi bak. Canavar bir şey. Atla hadi bir tur gezdireyim. Atla. İttir hadi ittir. Kalktır arkadan. İttir 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 ittir. Tamam mı? Dön dön gel gel. Gel zıpla. Ha ittir 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 ittir. İttir ittir. İttir stop ettir stop et atla. Tamam. Atla atla. Rallici abi geliyor motor rallicisi. Zıpla zıpla zıpla. Şampiyonuz oğlum lan biz. Gidiyoruz açılın lan. Açılın. Ne yaptığını sanıyorsun sen Cengiz? İntikam alıyorum. Hesaplaşıyorum. Sen de bana yardım ediyorsun işte. Arkadaşın değil misin? Kafayı yemişsin sen. Çözüyorum onu. Çöz yine yakalarım. Yine bulurum. Cengiz, polise söylerim. Kendi evinde ölü bir adam buldun mu? Problem olur. Oğlum, ya bu yapmadıysa? Ya başka birisi yaptıysa? Ya bir suçu yoksa adamın boşuna mı öldüreceksin? Onu da düşündüm. İtiraf edecek. Yaptım diyecek. O zaman öldüreceğim. Ondan önce değil. Her şeyi düşündüm ben. Merak etme. Delirmişsin sen. Yardım edin. Allah'ınızı seviyorsanız yardım edin. Ezel çekil oradan. Çekil oradan yemin ederim seninle. Yardım et ne olur. Ne olur bir şeyler yap. Öldürecek beni. Hayır sana bir fırsat veriyorum işte. İtiraf et bırakayım seni. Ben yaptım de. İtiraf et. Gerçeği söyle. Kurtul. Gelemeyeceğim sandım askerden. Saçmalama. Nasıl bulamayacağım sandım seni. Ya ne yapardım ben sensiz? Aysel! Ne olacak? Daha iyi birini bulurdum. Daha iyi biri yok. En iyisisin sen. Aysel! Buralara mı taşınsak senle? Yok, istemem. Aysel! Bak, ne yaptın bana? İyi bak, iyi. Kim var sırada? Söyle, bu mu var sırada? Bırak. Bırak. Hadi, hadi kardeşim. Bırak. Hadi. Lan, ben biraz şey vereceğim, para vereceğim, olur mu? Sen dur ben veririm. Bak dedim sana. En iyisisin sen. Tanımayacağım mı senden? Bana bunu yapan unutur muyum? Unutmam Aysel. Ben Aysel değilim. Al ve git. Yoksa bu mu? Bu mu sıradaki? Bunu da mı bana benzeteceksin? Dur gitme Aysel. Toparlarım. Zengin olurum yine.
Neyim varsa veririm ha? Acı sen o adama. Ne yapacaksan bana yap. Ben daha çok seviyorum seni ondan Aysel. Benim adım Aysel değil. Aysel. Değil. Aysel, gitme Aysel, gitme Aysel. Aysel. Eyşan. Gitme. Ömer bırak! Eyşan ne oldu? Adama bir şey yaptı sana söylesene ne oldu? Gitmek istiyorum. Bir şey olmadı gitmek istiyorum. Niye ya neden delireceğim? Bırak gitmek istiyorum. Eyşan ne oldu ben mi bir şey yaptım? Kötü şeyler olacak. Başımıza kötü şeyler gelecek. Eyşan hiçbir şey olmayacak bize. Nereye kaçıyorsun söylesene. Bize bir şey olmayacak. Bak ben korurum seni. Beni değil. Bırak. Bırakmam. Bırakmam seni. Kimselere bırakmam seni. Kimden korkuyorsan. Herkesten, her şeyden korurum seni. Öyle çok seviyorum ki Eyşan. Bırakırsam yaşayamam kız seni. Anlasana. Ömer Aslan. Yeter. Bırakmayacağım. Ben seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Ben seni hep seveceğim. Bundan mı korkuyorsun? Ben seni hep koruyacağım. Koruyamazsın. Gelirler. Yine bulurlar. Kim ama kim? Ömer ne olur. Kimse bulamaz seni. Korkma. Bak. Böyle parmaklıklar yaparım pencerede. Yetmez. Saksılar koyarız önüne. Çiçekler koyarız ha. Kimseyi almayız içeri. Olmaz mı? Sardunya'da olsun mu? Sardunya'da olacak söz. Dışı da beyaz olsun. Olur mu? Beyaz. Tamam, anlaştık. Ne yapıyorum lan? Ömer bırak gideyim. Hayır. Bir köpeğimiz olsun olmaz mı? Evi korusun ha? Adı ne olsun? Hamur. Tamam. Hamur olsun tamam mı? Hamur olsun. Olmayacak ki bunlar. Gerçek değil ki. Tabii ki gerçekler. Daha olmadılar ama gerçekler. Küçük sallanan atımız olacak. Küçük. Olacak ben yapacağım. Çocuğumuz olacak. Oğlan. Bizi o koruyacak. Umurumuz olacak çünkü. Ömer. Hiç kötü bir şey olmayacak. Küçük yatağında sallayacağız onu. Tepesine oyuncak da koyalım mı? Sallananlardan olsun. Olsun. Thank you.
Yoruluruz, biz hepsine bakamayız ki. Yorulunca televizyonun karşısına geçeriz. İki koltuk. Biri senin, biri benim. Karıcığım diyeceğim ben sana. Günün nasıl geçti bugün karıcığım? İyi. Günüm burada seninle çok güzel geçti. Senin? Senin günün nasıl geçti? Halı söyle, söyle de kurtul! Ama almadım. Ben almadım, vallahi ben almadım. Ne olur bir şey yap. Ne olur dur. İkinizi de tanımıyorum ben. Girmedin mi açık arttırmaya ha? Kaç kere söyledim. Fiyat verdim, çıktım. Antikacıyım ben, benim işim bu. Ya bu? Uçak. He? Bu uçakla İspanya'ya gitmedin mi ha? Ama senin söylediğin kadınla gitmedim. Engiz! Engiz yeter, sakin ol. Peki bu resim, ha? Bu? Bu da mı yalan? Alışverişe geldi. Kapağı aldı. Osmanlı kapısı. Başka bir şey hatırlamıyorum. İsmini bile hatırlamıyorum. Benim bir karım var. Çocuğum var benim. Bir ailem var değil mi? Doğru. Var değil mi? Var. Cengiz! Bunlar değil mi? Bunlar. Ailen bunlar değil mi? Karın güzelmiş. Çocuk biraz hımbıl. Sana çekmiş. Ama kadın güzel. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Şimdi senin telefonunu alacağım. Nerede telefonun? Ha? Nerede lan telefonun? Şenay'dı değil mi karının adı? Şimdi ona bir mesaj atacağım. İşteyim. Arayamıyorum. Gecikeceğim. Çok önemli bir müşterim. O ben oluyorum. Eve gelecek. Misafir et onu. Seveceksin. Çok iyi bir adamdır. Yolla. Hayır. Hayır. Evet. Sen takıl burada. Akasya Sokak B318. Karım beni içeri kabul edecek. Senin çocuk da oradadır. Ne yapacağım sence? Yok söylemeyeceğim. Sen de söylemiyorsun ya. Ben bütün onları, yo, daha da çoğunu, senin karına yapacağım. Uzun. Gitme! Yalvarırım gitme! Yaptımlar sen öldürecek seni. Yaptım işte, gitmesin. Allah kahretsin, yapmadım. Çünkü ben yaptım, anlıyor musun? Sus şimdi. Bir şey söyleyeyim, gerisini bana. Ne? Ne konuşuyorsun? Ne yapıyorsunuz ya siz? Ha? Oyun mu oynuyorsunuz? Tamam gitme! Gitme, yaptım, karımla ben yaptım! Öyle mi? Kaç kere? Çok. Gitme.
Sağ ol. Sağ ol. Gerçeği duydum ya. Beni ne kadar rahatlattığını bilemezsin. Çekil! Ne fark eder? Yarın öldürürüm. Ertesi gün öldürürüm. Artık biliyorum hangi gün ne fark eder. Gerçeği öğrenmek istiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum! Madem yaptın, anlat nasıl yaptın. Anlatmazsan dediği her şeyi yapacak. Her şeyi anlat. Yoksa ben kendim götürürüm onu senin evine. Anlıyor musun? Anlat! Otel odasında. Otel odasında yattım. Nasıl? Kıyafetlerini çıkardım önce. Sonra yatağa yatırdım. Vücudunda özel bir şey var mı? Bir işaret var mı? He? İşaret. Bir yara. Kanca şeklinde. Nerede? Yara izi nerede? Sırtında. Sırtındaydı. Gerçeği mi öğrenmek istiyorsun, intikam almak mı? Hayır, orada değildi. Omzundaydı. Omzunda. Gitsin. Bırak gitsin. Bırak gitsin. O değilse kim Ezel? O değilse kim? Bu herif değilse o kim? 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 Cengiz. Cengiz. Sağ ol. Çok sağ ol. Gerçekleri saklayarak ulaşabilir misin gerçeğe? Anıların içinde aradığın insanı bulabilir misin? Hiç yaşanmamış bir hayata gerçekmiş gibi tutunabilir misin? Mümtaz! Orada mısın Mümtaz? Mümtaz. Orada olmayan birinin seni hala koruduğuna inanabilir misin? Mümtaz. Bert! Çabuk koş Bert! Mümtaz. 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 Gerçeğin o kadar çok yüzü var ki senin gördüğüne inanabilir misin? Tamam. Bir saat sonra oradayım. Kamil aşağıda mısın? İyi dinle şimdi. Niye açmıyorsun telefonlarını? Önce alışveriş. Elin de ağırmış be Cengiz abi. Gerçek gibi görünsün istedim. Ne demişler? Gerçek gibi görünüyorsa gerçektir. Haklı mıymışım damat? Vicdan dedin. Ezelden gerçeği öğrenmenin yolu vicdan dedin. Alnında yazıyor çocuğun. İstediği kadar tavır yapsın. Çocuk vicdanlı. O bizim Ömer gibi. Eora yaptıysa onun yerine başkasının ceza çekmesine izin vermez. Evet. Haklısın Ömer gibi. Ama hiç tongaya basmadı ha.
Yaptıysa hiç bozuntuya vermedi. Bir yer dışında. Bir yerde buna eğildi, bir şey dedi. Peki. Hatice değil, netice. Önce ödeme. İyi oynadım. İyi dayak yedim. İşin o bekerim. Konservatuarda bunun eğitimi pek yok. Ödemeyi alayım. Söyledi değil mi? Ne dedi? Pardon. Karıcığım, bir iş görüşmesindeyim. Ben seni daha sonra arayayım. Bu da bir iş görüşmesi. Kerim. Belli etme diyeceğim ama iyi oyuncusun. Ne de olsa sınıf birincisisin. Belli etmezsin. Tamam karıcığım. Hadi hemen söyle. Bir şey söylemeden önce Cengiz'in sana dedikleri var ya, hani ailenle ilgili. Bu sefer onların hepsinin gerçek olduğunu düşün. Tamam canım. Unutmam. Getiririm. Darılmaca yok. Ben bir şey der dedim ama bir şey demedi. Nasıl? Gördüm. Bir şey söyledi, gördüm. Söylersen seni öldürür dedi. Başka da bir şey demedi. Bana sorarsanız işin aslı o yapmadı. Hadi bana eyvallah. Ezel, burası tamam. İyi yakaladın. Son anda yakaladım Kamil. Cengiz iyi oyuncu. Sabah alışveriş yapmış Cengiz. Lüks yer. Cengiz için normal. Ama kendini almamış. Bu adamı almış. Kamil aşağıda mısın? İyi dinle şimdi. Bu adam aşağı iniyor. Takip et. Bırakma peşini. Eve girince her şey anlaşıldı. Oyunmuş. Son anda. Son anda. Ezeldeyim yani. Yanlış adamdanmış beğendim ben şimdi. Ezel değilse kim peki? Gerçek ne şimdi? Ne oldu yani? Eyşan'la olan kim? Nasıl buldun beni? Hiç kaybetmemiştim ki. Ömer mi yapmış burayı? Evet. Benim için. Daha önce görmüş müydün burayı? Hayır. Hayır, görmemiştim.
Görmüş olsan. Ömer'de kalır mıydın? Kalırdım. Ömer'le burada kalırdım. O beni korurdu. Kötü hiçbir şey olmazdı. Kalırdım. Onunla kalırdım. Hayal ettiğin her şey bir gün bir ihtimal gerçek olabilir. O ihtimali yok etmeden unutabilir misin gerçekten sevdiğin tek insanı? Demiyor bir şey. Göstermiyorlar da. Kimi arayacağımı bilemedim. Doktor yok diyor. Bekleyeceğiz diyor. Nasıl yani diyorum. Yapacak bir şey yok diyor. Sen belki konuşursun doktorla. Yapılacak bir şey varsa. Ben sana öderim abi. Çalışır öderim. Bin seni yanında çalışır öderim. Bir şey olmayacak babana. Hiçbir şey olmayacak. Anladın mı? Ezel abi. Sana söz veriyorum Mert. Söz kardeşim. Güçlü ol şimdi. Annenin yanında dur. Hadi. Giremezsiniz beyefendi. Doktor bey haber verelim. Baba. Baba ben geldim. Baba. Baba, babacığım. Benim Ömer. Baba duyuyor musun beni? Baba. Sakın bırakayım deme. Bu sefer elimi sakın bırakayım deme baba. Sakın kafanı çevireyim deme. Baba. Bu sefer gideyim deme baba. Eğer gidersen affetmem seni. Baba duyuyor musun beni? Affetmem seni. Baba. Babam. Baba, gitmene gerek yok artık. Buradayım ben. Baba, ben geldim. Buradayım.